Ben Deniz Göksel Ersoy! Hepiniz beni sinema yıldızı bilirsiniz! Ona aşkımı söyleyeceğim! Beyaz güvercin! Hayatım boyunca sefalet çektim! Hem bu güzel havada şu soğuk Ezrail'in lafını ağzına alma! <laughs> Doğru ya, beni çok iyi anlıyorsun! Nasıl yazacağım istidamı? <laughs> Bütün o yeminlerden sonra nasıl da düştük? Şimdi dönülmesi öyle güç bir yoldayız ki! Erkekler oyuncak olarak ele alındıklarında tehlikeli olurlar hanımefendi! Gülmek sadece diş göstermek değildir Süreyya Hanım! Bendeniz muteber tüccardan Göksel Harami Sade! Konuşturma beni! Konuş! Yirmi yıldır bana baba hasedi çektiren adam sizsiniz demek! Evet oğlum! Pablo. Öyle mi? Aa. Bunu ben bunu resim on zannettim. 10 sene mi verdim bu ata? 10 sene mani atladım. Bu atla. Atla. Şöyle göstereyim. Efendim e, biz sohbete başladık bile. Remzi Kitabevi'nden <laughs> çıkan e, Göksel Arsoy'un kendi anılarına kitaba aldığı otobiyografisi Altın Çocuk ve çok değerli bir isim. Sinemanın gelmiş geçmiş en yakışıklısı Göksel Oo, Arsoy bizlerle beraber. <laughs> e, bu arada bundan bahsedeceğiz ama hemen bir Yeşilçam olayına bir giriş yapalım istiyorum. Nasıl Yeşilçama adapte oldunuz? Benimki tamamen bir tesadüfle gelen bir şans. Ben Yeşköy Havaalanı'nda İngiliz uçak şirketinde çalışıyordum. Bir gün çok telaşlı ter içinde bir yolcuya rastladım. Ona yardım etmek istedim. Dedi ki Roma'da çok önemli bir toplantım var ama Alitalya'da bir problem çıktı gidemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Adamın haline acıdım. Aldım hemen İtalyan hava yollarını. on dakikada işini hallettim. Uçağı bindirip gönderdim. On gün sonra ben şirkette çalışırken bir de baktım bu adam geldi. Çok efendi bir insan. Yanında da bir hostes. Dedi ki giderken <laughs> isminizi almadım. Nerede çalıştığınızı görme. Bir saattir sizi arıyorum. Bu hostes hanım yardım etti dedi. Teşekkür ettik. Çikolata getirdim dedi. Peki. Sizi eve yemeğe davet etmek istiyorum dedi. Çok tatlı bir adamdı. Peki gidelim. O gün akşam beni gelip işten arabası aldı. Bakırköy'den biraz İncirli'ye doğru çıkarken bir büyük kapıya geldik. Halk Film Stüdyosu yazıyor. Böyle bir değişik bir yer. İçeriye girdik kapıda karşıladı. Yukarıya çıktık. Karısı böyle bir kelim modeli bir aşağılara kadar bir elbise giymiş. Simsiyah saçlar. ...gözleri filan. Çok güzel bir kadın. Eşim dedi... ...Suzan Yakar Rutkay... ...meğerse çok ünlü bir... Hı. ...türkücüymüş. Yemekten sonra dedi ki... ...bir film seyretmek ister misin? E o bilir. Teşekkür ederim. Indik filmi seyrettik. Boş Beşik diye bir film. Oh. Fatma gerek? Yok. O sonra yapıldı. <laughs> Beğendin mi dedi? Beğenmedim dedim. E daha güzellerini yaparız. Seni dedi aldırayım bir gün benim yeşil camdaki şirketime. Peki dedik. Sarıldık, ayrıldık. O günlerde, o aylarda, o yıllarda benim Bakırköy'de e, Yahudi, Rum, Ermeni ve Türk kızlardan böyle bir grup arkadaşım. O Türk kızın abisi meşhur rejisör Sırrı Gültekin'miş. Abisine demiş ki abi bizim grupta bir çocuk var tam sinemaya göre. O da demiş ki evin önüne getir ben tülün arkasından bakayım. Bunlar yapılmış benim haberim yok. Sırrı Bey başka bir filmden çalışırken bir akşamüstü erken bitirmiş. Halk film Fuat Rutkay Bey'e gelmiş patron içeri girebilir miyiz? Özel bir şey görüşeceğim. Tabii geçmişler patron kadroyu değiştirmemiz lazım. Yeni başlayacağımız filmde. Neden? Ya patron Bakırköy'de bir çocuk var. Olmaz böyle bir şey. Ay, sizsiniz bu. O da demiş ki Bakırköy'deki çocuğu boş ver. Havaalanında bir çocuk var. Aynı kişi. İkiniz de aynı. <laughs> evet. Yani benim <laughs> Benim e, şeyim... Dört bir koldan e, illaki Yeşilçam'a evet. adapte olmuşsunuz. Fakat Enteresan öncesinde yani. e, kitapta e, şey yazmışsınız. E, çocukluğunuzda aslında hep pilot olmak istiyormuşsunuz. Siz. Evet. Havacılıkla evet. ilgilisiniz. Bu arada müthiş bir e, atçı e, Göksel Ersin. Onu bilmiyordum ben. Öyle e, mi? Yok bilmiyordum. Aa. Mania yani yarışçı değil mania atlıyor. E, atlıyor. E, ve bu... Atla. Bu atın ismi neydi? Dik. Dik, ha tamam, meşhur. Evet. Bu tablo. He? Şimdi bu dünyanın en hassas canlısı. At. At. Bunun kadar vefalı, bunun kadar sadık, bunun gibi insana yakın bir canlı olamaz. Bunu sevmemek. ...hayran olmamak mümkün Mümkün değil. değil fakat biraz korkutuyor beni yüksek ee, ya. Şey yani şakaya gelmez tabii. Evet. Şimdi o kadar hassas ki... maniaya doğru gelirken... ...eğer... ...kalbinize bir korku girerse... ...aynen atın kalbine geçer ve atlamaz. Hmm. O gücü, o kuvveti, güveni vermeniz evet, gerekiyor. Evet. Ve... ...eğer bir şekilde düşerseniz... ...eğer saf kansa, ...ne pahasına olursa olsun basmaz. Hmm. Ben bu resim dediğiniz bana göre tablo... Çok ...buraya güzel. erişebilmek için... 10 yılımı verdim. 10 yılımı. Harika. Yani... Muhteşem. Evet, 10 yılımı verdim. Kontur geldiği için ışık... ...bu resimde bir tablo. Kimlerle oynadınız Göksel Bey? Şu... Şey, Şimdi o kadar enteresandır ki tabii ilk e, bende yer eden Muhterem Nur. Hmm. Muhterem Nur'a da ne güzel şeyler söylemişsiniz. Böyle bir güzellik, böyle olamaz. bir yüz olamaz, olamaz diyorsunuz. <laughs> Burada Bergin Doruklar var, Türkan Şoraylar var, herkes var, herkes var. Muhterem Nur gibi bir yüz olamaz diyorsunuz. Böyle etrafında yüz resim çekin, her resim birbirinden güzel. Hmm. Bu çok önemli bir şey, çok önemli. Ama şanssız. Ne zaman ki. Aman Allah çirkin talihi versin derler evet, zaten. Evet, evet. <laughs> evet, evet, evet. E, Muhteremleri çok beğendiğinizi güzellik olarak, sinema yüzü olarak söylüyorsunuz. Bergin Doruk ama tabii gökseler Ersoy, Bergin Doruk. Şimdi benim şansım ben sinemaya geldiğim zaman e, o aşk romanları çok okunuyordu. ...beyaz diziler... ...barbara Cartlandlar. ...hepsinde de ben oynadım... ...bu bana büyük bir şans getirdi... ...o kadar ki... E, ...kadın seyirciler... ...bize aşkı öğreten adam... ...diye isim taktılar... ...oo... <gülüyor> <gülüyor> ...fakat bir yandan da... ...Göksel evet. Bey bu kadar yakışıklısınız... ...bu kadar popülersiniz... ...bu kadar hayranınız var... ...ama sizin gönlünüz... ...bir hanımefendi için çarpıyor. İsmi de çok güzel. Soley. Evet. evet. <laughs> ee, nasıl ee, tanıştınız Soley Hanım ee, Hanım'la? Soley Hanım'la... ...İstanbul İktisat Fakültesi'nde... ...tanıştık. Ve... ...bu beraberliğe <laughs> girdik. <gülüyor> ben anladım evet. bu hareketten. Girdim. İlk görüşte aşk mıydı? Hı? İlk görüşte aşk mıydı? E ee, Öyle başladı tabii öyle başladı yani çok özellikleri olan bir insandı ee, Sakindi ve yani çekiyordu kendine hayran bırakıyordu yani güzel bir şans oldu. Güzel bir kitapta şans oldu. şöyle bir şey anlatıyorsunuz. E, Göksel Bey diyor ki beraber bir gece dışarı çıkmıştık. E, ben e, Soley Hanıma dedim ki ben kalkıyorum. Eğer havaalanında e, şeyim nöbetçiyim Evet. E, i̇stersen sen yani arkadaş grubuydu Yok dedi ben kalmak istemiyorum. Beni eve götür dedi. Hı. Bu çok önemliydi. Sissiz olmak istememesi, sissiz eğlenmek Tabii, istememesi. Evet, bu çok önemliydi. Peki. Hiç aranızda kıskançlık olmadı mı? Türkiye'nin en güzel kadınları sizin gözünüzün bir bakışına e, mashar olabilmek için seriliyorlar. Şimdi ne var biliyor musunuz? Ee, çok nitelikli bir insan. Hem sinema hem sahne. Ne bir sinemanın e, setine geldi, ne de. Sahnede kulüse geldi. Hiçbir gün. Bu çok bir bir özellik. Çok hiç, büyük bir hiç özellik. Hiç rahatsız etti mi sizi? Evet. Ne yaptın? Ne ettin? Evet. Şu neydi? Bu çok ne? Büyük Ama doğru bir söyleyin. Bir evet, çok önemlimiş. Evet. Ben hala <gülüyor> <gülüyor> ben hala bir şeyler alabilir miyim acaba? Yani çünkü. E, Kadınlık hali her kadının içinde vardır bir şekilde evet. sahiplenme duygusu diyebilirsiniz. E ben Sıskançlık çok dikkat ettim ama. Çok dikkat ettim. <laughs> bir de çok o zamanki isimler o kadar saygın, o kadar hayatlarına özen gösteren evet. isimler ki. Evet. 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 Siz de onlardan birisiniz. Çok teşekkür ederim. Yalnız bu iltifatlar bana üç ayı yeter. Üç ay sonra yine bunları bana söyleyeyim. Ben size 10 sene yetecek kadar e, iltifat şey, edebilirim. Hiç şey, siz karşımda olduktan sonra evet, iltifat konusunda itina etmem. Çünkü e, en büyük saygıyı, en büyük değeri hak edenlerden birisiniz. Çok teşekkür Sinemamıza çok, çok büyük teşekkür emek veren şahsiyetiyle, duruşuyla, onurlu halleriyle hepimizin çok sevdiği, saygı duyduğu bir isimsiniz. E, ve. Ben bugün çok şanslıyım değer görüp geldiğiniz için. Bu arada Ece diyorsunuz ederim. Bu, ki çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir televizyon kanalı, onun için koşu, olun. koşarak geldim. Aşkımın Cici Can filminin bana işkence yapılan sahnesinde de ağladım. Sinemaya birbirine, ay yok bu değil yanlış şeyi açtım. Ee, sanatçı oğlu. Sanatçı çocuğu olmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyorsunuz. İki tane çocuğunuz var ve bir şekilde ağladıklarını söylüyorsunuz. Şimdi olay şöyle, aşkım küçükken kızı Göksel Evet, Soley Hanım onu ince sinemasındaki benim bir filmime getiriyor. O filmin bir sahnesinde bana işkence yapılırken bu başlıyor ağlamaya. Ve i̇stemiyorum, istemiyorum diye. Daim. Bu güzel bir olay. Sonra aynı filmde bir öpüşme sahnesinde de bu sefer kıyameti koparıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl şey olacak, bir evet. şey bu diye. Evet. Yani <laughs> enteresan evet. bir şeydir, hatıradır. Altın Çocuk lakabını size Halit Refik takıyor, öyle mi? Evet, o enteresan bir şey. Ee, enteresan bir şans. Şimdi o da şöyle gelişiyor. Ee, ben devamlı olarak Avrupa'yı ve Amerikan sinemasını hep takip ediyordum. Hem filmleri seyrediyordum, hem de yazılan yazıları, e, röportajları izliyordum. Bir adam çıktı, yıkılıyor ortalık. Bütün filmleri çok iş yapıyor. Birkaç yıl sonra onun menajeri diyor ki bu James Bond benim artistim Sean Connery'e yapıştı. James Bond bitince benim artistim de bitecek. Buna karşı bir tedbir almalıyım. Ben onu başka rollere kaydırmalıyım ki onun devamı gelsin diyor. Çok doğru. Şimdi ben de bunun üzerine aylarca düşündüm. Bu aşk romanlarından çekilmiş bu aşk filmleri, bu romantik aşk benim üstüme yapıştı. Hı. Aynı şey. Bunlar bitince benim işim bitecek. O zaman can değiştirmeliyim. Ne yapmalıyım? Önümde hazır bir tablo. İlk defa Eşercikonda James Bond tarzı filmleri ben çekmeliyim dedim ve hemen uzun bir çalışmaya girdik. Her yeni yapılacak olan filmin bir kanunu vardır. Bunu iyi araştırmak lazım. Mesela o kadar enteresan ki bu tarz filmde çok güzel seksi kızlar. Çok değişik sevişme sahneleri, çok değişik e, kavga sahneleri, çok değişik yarış tipi arabalar, helikopterler, kavga stilleri ve çok büyük bir zenginlik ve zengin mekan var. Buna sadık kalarak, ekip olarak biz buna çalıştık. James Bond çektiniz Türk sineması. Şimdi esasında şunu eklemek istiyorum. Ben sinemada kazandığım parayı alıp gitmedim. Ben bir firma kurdum ve... ...filmler yaparak kazandığım parayı geriye getirdim. Hı hı. Benim o filmlerime yaptığım... ...12 adet çok önemli film. Şimdi bu... ...James Bond'dan... ...evvel en önemlileri... Mesela Evcilik Oyunu, e, Akasyalar Açarken, Bulunmaz Uşak e, gibi e, enteresan filmler ve Kızgın Delikanlı Şafak Bekçileri gibi. Mesela Şafak Bekçileri Yeşilçam'a ve Hava Kuvvetleri'ne yapılmış ilk filmdir. O güne kadar yapılmamıştı. Onu da ben yaptım. Kitapta e, ne kadar zorlandığınızı, işte nasıl denetimlerden geçtiğini falan da anlatıyorsunuz ama sizin bir de e, Yeşilçam e, emekçiliğiniz kadar bir de sahne emekçiliğiniz var. O sonra. Sonra. Sonra, 70'li yıllardan itibaren. E, çünkü o kadar enteresan ki her şeyi takip etmek lazım. Yani... Bir sanatçının kafasını çalıştırması lazım. Nasıl? İsviçre saati gibi çalıştırması lazım. Yoksa götüremezsiniz. Götüremez. O zaman e, baktınız değil. ki e, sanatçılar, e, İsviçre saati gibi çalışanlar e, biraz sahneyi de e, kapsamaya çalışıyor. Çünkü o zaman sahne inanılmaz popüler. Siz de döndünüz. Zaten e, aileden de gelen bir e, evet. fayda vardı. Yalnız şöyle söyleyeyim, sahnede yüzler eskimişti. Hmm. Gazino sahipleri iş düşünce hazır ve güzel insanları, şöhretli insanları sinemadan sahneye getirme yolunu seçtiler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Akıllıca. Akıllıca bir iş. Tabii. Ve sinemadan oraya bir akıl Transfer oldu. Transfer oldunuz. Transfer oldu. Şimdi Ve bazı amcanız, arkadaşlar amcanız galiba değil mi? Evet. Bazı arkadaşlar e, bunu pek şey yapmadılar. Yani ciddi alıp emek <laughs> vermediler. Sahneye geldiler ama dolayısıyla hani bazıları bir senede iki senede e, yok olup gittiler. E, çünkü musiki bir ilim. Benim en büyük şansım rahmetli amcam bestekar Yesari Asım Arsoy. Ben onun rahlesinin önüne oturdum. Bana çok eziyet etti. Aa. Çok. Ben hep bozuluyordum ya niye böyle yapıyor diye. Ne zaman ki sahneye çıktım o zaman anladım. Neden bu kadar titiz davrandığını Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin çok ne kadar önemli, özel çok önemli, bir insan. Çok Bu arada önemli. arkada bakıyor. Ben sahneye çıktığım zaman onun sayesinde çünkü üç sene çalıştık. Çok şey biliyordum. Hmm. Ama müziği böyle 3 senede de 5 de değil, hayatını vererek bir yere ulaşılacak bir olay. Bunu da eklemek lazım. Çok daha saygı duymak lazım. Çok çalışmak lazım emekli olduktan sonra ne yaptınız? Hı? Emekli olduktan sonra ne yaptınız? Efendim bu kelimeyi kullanmayalım sanatçı. <laughs> sanatçı emekli olmaz. Sanatçı her zaman Evet. E, hayatına emekli olmaz. Sanatıyla devam eder diyecektim e, ben de tam. E, tabii yani. E, şimdi öyle bir şey ki yalnız tabii orada da çok dikkat etmek lazım. Çok düşünmek lazım. Şimdi mesela bana teklifler geliyor. Hangi firma çağırırsa çağırsın, madem ki bu benim işim, saygı duyar giderim. Diyorum ki hiç vakit kaybetmeyelim. Bana bir oda verin, senaryoyu verin. Ben burada iki üç saatte bunu bir okuyayım sonra konuşalım. Okuduktan sonra ekseriyetle diyorum ki çağırdığınız için teşekkür. Ama bu bana göre değil. Ne? Nasıl sana göre? Neye göre? Bana göre. Yani bana de benim oynayacağım bir rol değil. Hı -hı. Çünkü eğer bir hata yapacak olursan bütün maziyi berbat eder ve beni sevenlere ihanet etmiş olurum. Onun için kovalamıyorum. Düşerse iyi bir rol, iyi bir dizi, iyi bir film ki. Filmi tercih ederim. Hmm. Çünkü biz sinemacıyız. Ee, çok seneler sonra bir film daha yaptınız. Yine değerli isimlerle bir araya geldiniz. Evet. Ondan da bahsetmişsiniz kitabınızda. Evet. Çok mutlu oldum diye. Üstünden bayağı sene geçti ama onun. Artık bir, evet. bir tane daha lazım. Şimdi o kadar enteresan ki o güzel bir hikayeydi. Yeşil Çam'ı anlatan bir filmdi. Şimdi o yılları ve yeşil çamı bilenlerin çok hoşuna gitti, çok beğendiler. Mesela televizyonda gösterildiği zaman daha çok insan seyretti. Ama yeşil çamı yaşamamış olanlar mesela o yazlık sinemaları Aa. görmemiş olanlar, yaşamamış olanlar pek bir şey anlamadılar. Ama yaşayanlar çok hoşuna gitti. Çok güzel, çok güzel. Mesela resimde gösterdiğiniz o şeyin pencerenin içinden e böyle atletle şöyle bir bakışım var ya <laughs> resim değil tablo. <gülüyor> <gülüyor> Yakıyormuşum ortalığı diyorsunuz evet, yani. Evet, 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 <laughs> evet. Peki şimdiki filmleri, şimdiki Türk sinemasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi iyi niyetle ...yapılmış olanları, e, emek sarf edilmiş, hiçbir şey esirgenmemiş olanları tabii ki beğenip takdir ediyorum. Ama bazıları da e, aceleye geliyor. Bir de bugün artık film yaparken e, hala yeşil Yeşilçam'daki bazı rolleri, hikayeleri... Bugünkü filmlere taşımak yanlış. Hmm. Yani o zamanki bir bar artisti, bir bar şarkıcısı oynayan, anlatabiliyor muyum? Hmm. Ki bunun favorilisi de Türkan Şoray'dır. Bu vesileyle de şunu anlatmış <laughs> olayım. Sinemada ister erkek sanatçı, ister kadın sanatçı. Eğer bakmasını bilmiyorsa hiçbir şey olmaz. Bu aşk çok... dolu bakacak. Ha? Aşk dolu bakacak. Senin de aklın hep aşkta. <laughs> ama, ama karşımda Göksel Arsoy var. Yani ne yapayım? Aşk filmlerinin unutulmaz ve vazgeçilmez ismi şimdi aşk demeyeceğim de siyaset mi diyeceğim? <laughs> yok, yok, <çok gülüyor> aşk güzel. dolu bak baksanıza bakın şu çok şu kapağa bakar çok. mısınız yani burada e, bu bir subay. Ee, ben hemen yazıyorum senaryosunu. Subay e, sevgilisini arkasında bırakmış. Fakat döndüğünde e, sevgilisini yanlış anlaşma sonucu e, başkasının kollarında görüyor. Ve sen benim olamazsın artık benim değilsin diyor. Ve çık, kapıyı çakıp gidiyor. Ondan sonra kız tabii gözyaşları içerisinde yanlış anladın hayır derken adam... <laughs> Oldu mu bu? şey Bir kere sizin senaryo yazmaya kabiliyetiniz var. Bu konuda da çalışmanızı <laughs> tavsiye ediyorum. Yaşıçam Şimdi hayranlığından o. Sağ olun. Şimdi <laughs> kitaptan bahsedelim. Hadi. Evet. Şey, Şimdi... bu arada e, Ayhan Işıkla e, diyorsunuz ki çok iyi arkadaşlık ama kavga edip e, küsüp barışma rekoru da bizdeydi. Evet. Niye kavga ediyordunuz? Yani kavga <laughs> <bir> şey. <laughs> Neydi bir şeyden ters düşüyorduk. Yani bir hadisede ters düşüyorduk. Ters düşünce iş şeye geliyordu. Menaha yükseliyordu. Bir kırgınlık küsüyorduk. camda kavga edip küsüp barışma rekoru ikimizde. Kaç keredir mesela? Herhalde Sayısız. 10 defa. O kadar. Fakat Allah'a hamdolsun ki öldüğü zaman barışıktık. Aksi takdirde çok üzülürdüm. Mesela son herhalde. son e, darıldığımızda bir e, akşam davetindeydik bir yalıda. bu gelince ben terasa gittim. Hava hava atıyorsunuz. O herkesle konuştuktan sonra terasa geldi, elini omzuma koydu. Bir kitap yazıyorum. Her sayfasında sen varsın dedi. Ve sarıldık. Bir daha da küsmedik. İyi ki. Onun cenazesinde tabutunun arkasında 100 metre onun resmini ben taşıdım. Son arabaya bindik zincirli kuyuya doğru şişliden. Gelemeyenler yolun iki tarafında ona el sallıyorlardı. Yani bu herkese nasip olmaz. Allah rahmet eylesin. Evet. O büyük bir sanatçı. Bu arada e, Türkan Şoray kanunlarını herkes bilir. Evet. Ama burada bir fotoğraf var ki, e, bu ne? Kanundan eser yok burada. Şimdi bu şöyle göstereyim bir yandan. Gelin, gelin. Hay hani Türkan Şoray kanunları? Nasıl oldu bu? Biz ikimiz de farkında olmayarak o kanunları bozduk. <laughs> farkında olmayarak. Eyvah, o daha fena. <laughs> Artık öyle diyeyim. Artık <laughs> o daha öyle da fena. Evet. Evli miydiniz bu zaman? Evet. Yapmayın ya, o çok fena oldu bu farkında olmadan. Ama bu vazife, bu iş. Tabi tabi. <laughs> Kanun, <tanımaz. gülüyor> Kanun tanımaz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Son yıllarda televizyonlar, gazeteler, mecmualar senin hayat hikayeni yazalım diye arka arkaya teklifte bulundular. Evet. Ben de dedim ki siz benim hayat hikayemi yazamazsınız. Çünkü bilmiyorsunuz demişsiniz. Neden? Ben kimim? Nereden gelmişim? Ailem kim? Bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Eski mecmualara bakarak benim hayat hikayem yazılmaz. Ve çok e, kıymetli bir iki dostum da... ...sen bu hayat hikayeni yazmak mecburiyetindesin. E, sanata bir hürmettir. E, bu arşivlerde saklanacak bir hizmettir deyince... ...ben işe başladım. Bir yıl sadece not. Sadece bir yıl. Hiç alakası olmayan yerlerde neler geldi aklıma. Sonra da iki senede yazdım. Enteresan bir tesadüf. Benim babamın ismi Remzi'ydi. Remzi, Remzi Kitabevi'ne evet. çıktı. O yıllara kadar kitapçılara gittiğimde ekseriyetle Remzi Kitabevi'ne giderdim. Babamın ismi sebebiyle. O yüzden de onlarla anlaştım. Ve çok ne memnunum. Güzel. Ne kadar işinize saygı duyan, bu kitabı okurken de onu algıladım. Ne yaparsanız yapın, en iyisini ve farklısını yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. evet. Bence iyi ki yazmışsınız bu kitabı. Evet. Okumayanınız var mı? Lütfen, lütfen bu kitabı alıp okur musunuz? Hani böyle bir solukta okunan kitaplardan biri olmuş. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bunu okurken çok dikkat etmek lazım. Çok büyük hatıralar, anılar, çok önemli sözler var. Bunları kaçırmamak için çok dikkat etmek ve buna kendisini vermesi lazım okuyan insanın. Yazmadığınız şeyler oldu mu? Es geçtiğiniz, hadi bunu yazmayayım belki kırarım dediğiniz. Ya ama sen çok tehlikeli şeyler soruyorsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Anladım ki varmış. Tabii ki bunu deşmeyeceğim. Ee, siz öyle uygun görmüşsenizdir muhakkak e, evet. öyle olması gerekiyordur. Süremizin sonuna geldiğimizi söylüyor e, yönetmenim. Evet. 45 dakika nasıl geçti sizinle çok e, teşekkür. algılayamadım. Çok teşekkür. E, bu programa hakkı geçen herkesi ve sizi kutluyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. E, Göksel Bey, o kadar e, büyük bir e, anı ve o kadar değerli bir şey ki sizi burada, bu stüdyoda e, karşımda görmek, ağırlamak. E, i̇yi ki geldiniz. Çok teşekkür İnanın ederim. İnanın altını e, gönülden doldurarak söylüyorum ama çok iyi teşekkür. ki geldiniz Çok derken, teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Büyük onur sizi ağırlamak. Sağ çok teşekkür ediyorum. Size bir kitap armağanım olabilir mi? Size ve e, kitabı okurken çok saygı duyduğum Soleyhan'ıma. Hanım'a. <laughs> teşekkür ederim. Şöyle Soley Hanım'a Sarah Gio'nun e, Böğütlen Kışı adlı kitabını armağan etmek istiyorum. E, Pena kitaptan çıkmış. Efendim size de Mirza Tazegül Hayalini Arayan Kadın Libros yayınlarından bir roman. Çok teşekkür Keyifli okursunuz umut ediyorum. <laughs> çok teşekkür, çok naziksiniz. Çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün programımızı çok büyük bir isimle kapatıyoruz. Sevgili Göksel Arsoy, sinemamızın altın çocuğu. Değerini bildiğimiz ama keşke daha çok görsek dediğimiz bir isim. Bugün çok keyifli bir program oldu bu arada. Parantez içinde bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yarın yine sizlerle beraber olacağız. Yarın bakalım kimler kimler bizlerle. Yarın saat 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizlere sevgiler, saygılar gönderiyorum.